Odak noktasından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Gün ilerledikçe biriken gündemle beraber yeniden karşınızdayız. Ekonomide gidişat ve bununla beraber hem bizdeki hem de Türkiye'deki seçimler özellikle gündemin yoğun maddeleri arasında Türkiye'de çatı aday süreci, çatı aday bulma noktasında görüşmeler devam ederken bugün Davutoğlu'ndan önemli bir açıklama geldi. Davutoğlu da çizgisini bir kez daha net bir şekilde ortaya koydu. Türkiye 24 Haziran'da çok önemli bir seçime gidiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de doğrudan dolaylı olarak ilgilendiren bir süreç. Ancak 24 Haziran'da bizde de yerel seçimler var. Erken seçim yorgunluğu ve bütçe maratonu sonrasında hızlı bir şekilde yerel seçim sürecine adapte olmaya çalışan siyasiler de aday belirleme sürecine devam ediyor. Arka arkaya adayları ya da adaylar açıklanmaya başladı ama bir önceki yerel seçime göre siyasi arena biraz daha sakin gibi görünüyor. Aday belirleme sürecinde zaman zaman sıkıntılar yaşansa da nispeten daha sakin bir sürecin devam ettiğini belirtebiliriz değerli izleyenler. Bugün Türkiye'den bir misafirimiz, bir konuğumuz var. Nobel ödüllü ünlü akademisyen, Türk akademisyen Sayın Aziz Sancar'ın buradaki temaslarına, buradaki ziyaretlerine eşlik eden uluslararası ilişkiler uzmanı, ekonomist, stratejist Sayın Öykü Sincar'la beraberiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhabalar Mert Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Yavru vatana merhaba demek istiyorum. Gönül dolusu sevgiyle geldim. Büyük mutluluklarla geldim. Çok güzel karşılandık. Çok duygulu anlar yaşadık. Hani ata yurdumuzdan geldik. Ata yurdumuzdan yavru vatanımıza, Türk'ün adım attığı her yere gururla, onurla, sevinçle geldik. Aydınlık günler diliyorum herkese. Teşekkür ederiz. Bölge zor bir dönemden geçiyor. Aslında evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içinde de önemli zamanlar yaşanıyor. Müzakere süreçleri, ayakları üzerine durmaya çalışan küçük bir dışa bağımlı, Türkiye'ye bağımlı neredeyse bir ekonomi. Ama umut var. Müzakere masasından bir sonuç çıkmadı. Şimdi yeni bir alternatif süreç gündeme gelebilir mi? Ya da yol haritasının ne olmalıdır konuşuyoruz. Türkiye'nin desteğiyle ekonomik kalkınma noktasında önemli projeleri konuşuyoruz. Türkiye'den gelen su, proje aşamasındaki elektrik ve diğer konularda çok önemli, bizim de önemli gündem maddelerimiz arasında. Pek çok title'ınız var ama isterseniz Kıbrıs'la ilgili başlayalım. Kıbrıs'la ve bölgeyle başlayalım değerlendirmeniz. Evet, yani aslında bu hakikaten dünyanın her yerinde çok büyük bir sancı var. Orta Doğu'dan başlayan, sizlerin de bildiği gibi özellikle enerji odaklı, daha çok asimilasyona yönelik ciddi baskılar altındayız. Suriye'de, Irak'ta, zaman zaman İran'da, Afganistan'da başlayan sürecin artık enerji sürecinin Kıbrıs'a doğru gelişi söz konusu. Ege Adaları aynı şekilde. Yani benim çok özel bir benzetmem vardır kendi çalışmalarımda. Türkiye'nin anakonda yılanı gibi sarıldığını düşünürüm. Kıbrıs'ta yani Doğu Akdeniz ve Ege'den, Güneydoğu'dan çıkıp Doğu Akdeniz ve Ege'ye doğru bir sarılma söz konusu. Şimdi Kıbrıs bizim için çok önemli. Çünkü siz de farkındaysanız bütün enerji çalışmaları, son işte hidrokarbon aramaları, firmaların Rum kesimiyle yaptığı çalışmalar, Türkiye'nin buna itirazları, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı nezdinde ciddi uyarılar ve çalışmaların başlaması. Tabii ki yeni gidecek bir süreci, barış denilen süreci. Ben çok da barış olarak görmüyorum. Çünkü insanların normal hayatta çok bir sorunları olduğunu düşünmüyorum. Siyasi oluşumlarla ilgili düşünüyorum. Yeni bir barış süreci görüşmelerin başlayacağına dair tabii çok söylenti var. Siz de duyuyorsunuz bunları. Mutlaka karşılaşıyoruz. Açıklamalar da bu yönde. Ama ben hep şey söylerim Mert Bey. Yani barış süreci olabilmesi için iki eşit şartlarda devletin olması gerekiyor. Yani ben sizinle bir ilişki kuracaksam, çok basit anlatıyorum bunu, sizinle bir anlaşma yapacaksam, sizinle bir görüşme, uzlaşma yapacaksam eşit şartlarda olmam gerekiyor. Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin önce devlet olarak tanınması gerekiyor. Ki eşit şartlarda masaya oturup konuşalım diye. Güney Kıbrıs Rum kesimi komşu. Yani bakın bunca yıldır devam eden problemlerin evet konuşulabilir, görüşülebilir. Avrupa Birliği'ne girdi. Askeri savunma anlamında Rum kesimi
PESCO ile beraber işte tam sınırımıza denk geldi, Avrupa Birliği denk geldi. Ve bu Kıbrıs için artık hani iyiden iyiye Türkiye ile beraber Avrupa Birliği tarafından da sıkıştırılmış oldu. Ve bir hani zor şartlarda masaya oturtulmaya zorlanıyor. Bunun değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun güzel, şahsiyetli görüşme olmasına evet. Ama şahsiyetini kaybetmiş. Hani sizi tanımadan, sizi önemsemeden yapılacak herhangi bir görüşmenin ben çok da iyi sonuç vereceğini düşünmüyorum. Yıllardır da böyle gidiyoruz ve her seferinde de bunu söylediğinizde de çözümsüzlük yanlısı. İşte barış karşıtı oluyorsunuz. Oysa ki barışmak için de herhangi bir sorunu çözmek için de önce şahsiyetin tanınması gerekiyor. Türkiye'de ekonomik anlamda işte seçimlere gidiyor, çok zor durumda. Bu bağlamda Kıbrıs'la da bir şekilde sıkıştırılıyor. Zor bir süreç Kıbrıs evet. için de, Türkiye için de. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de özellikle ekonomik anlamda evet. ayakta durabilecek, tek başına yetebilecek bir ülke noktasına erişmeye çalışıyor ya da en azından böyle bir arzu var. Evet. Ve ekonomist olarak da sizce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik anlamda çıkar yolu ne olabilir? Türkiye ile birlikte özellikle gerçekten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için sürdürülebilir bir ekonomi mümkün olabilir mi? Çeşitli formüller hep gündeme geldi yıllar içerisinde. Tabii bir formülden bahsetmiyorum yani, sizin için ama hani bir formül verin bize demiyorum ama serbest bölge, özel anlaşmalar Türkiye ile işte yurt dışıyla özellikle ulaşım sorunu çözmek için daha fazla turiste ulaşabilmek için farklı formüller vesaire. Siz nasıl bakıyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine? Şöyle söyleyeyim, dünyanın her yerinde 2019'a doğru çok ağır bir kriz geliyor. Yani dünya büyük bir dönüşüme doğru gidiyor. İşte sıcak paraların çekilmesi, Amerika'nın faizleri yükseltmesiyle çok ağır bir gelişmekte olan ülkeler için ciddi bir sıkıntı var. Tabii bu Türkiye'ye de yansıyor, Kıbrıs'a da yansıyor, birçok ülkeye de yansıyor. Ama asıl sorunumuz şu Mert Bey. Bir devlet olmak için Türkiye'de, Kıbrıs'ta her şeyden önce ekonomik olarak ayakta durması gerekiyor. Bunun da en önemli nedeni hani finans sistemi demodur. Genel olarak sizin üretim yapmanız gerekiyor. Kıbrıs için de, Türkiye için de ya da herhangi bir ülke için de. Ayakta durmak demek dış bağımlılığı azaltmak demektir. Benim hep bir sözüm var. Ekonomisi sizin olmayan hiçbir toprak sizin değildir. Milli olmak için, kalkınmak için, gelişmek için, ben de varım demek için bireysel olarak da her şeyden önce üretim yapıp mümkün olduğu kadar dış bağımlılığı azaltmamız gerekiyor. Biz üretmiyoruz, dışarıdan yatırımcı çekmeye çalışıyoruz. Dışarıdan çektiğimiz yatırımcı da trade marketing dediğimiz yani kısa vadeli pazar olarak görüyor Türkiye'yi ve Kıbrıs'ı da, Türkiye'yi de istediği zaman çekebiliyor. Çekildiği zaman da ekonomilerimiz çok ağır zarar görüyor. Bunun için ben hep şey diyorum hani çok ağır olacak ama cidden sıfırdan başlamak gerekiyor. Üretim gerekiyor. Yani turist de çekebiliriz. Tabii ki Kıbrıs turizm, öğrenci şeyi var, turistik algısı var ama bir yandan da işte bu siyasi nedenlerden de, çözümsüzlükten de kaynaklı. Daha doğrusu adını çözümsüzlük koyuyorlar ama bu baskı diyelim biz buna, bu baskı var. Her şeyden önce üretmek gerekiyor. Yani birey olarak, devlet olarak kendini kabul edip üretmek gerekiyor. En başta çok basit görünür. Yani biz bakın yediğimiz yiyecekten içtiğimiz suya, bardağa şöyle bir düşününce biz ne üretiyoruz? Biz kıyafetlerimize kadar hepsi dışarıdan geliyor. Ve biz bize baskı kuran, siyasi baskı kuran devletler en çok Amerika'yı konuşuruz. Orta Doğu projesinde de işte küresel güç deriz, kapitalist sermaye deriz ama biz o Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurduğu ekonomik düzenden ne kadar dışarı çıkabildik? Ne yapabildik? Neden her şeyimiz dolar? Neden Türk lirası değil diye oturup hiç düşünmüyoruz. Çünkü bir şey üretmiyoruz. Katma değerimiz yok. Maalesef bu gerçeği kabul etmediğimiz sürece ne yaparsak yapalım ne yazık ki bir yere kadar gideriz biz. Evet. %100 ekonomide elbette bağımlıyız. Biz bir adada tek başımıza yaşamıyoruz. Dünyanın her yeriyle entegre yaşıyoruz. Ama yine de az da olsa bir finansal özellik ve kendine yetebilme.
özelliğini kazanmamız lazım. Türkiye için de en büyük sorunlardan biri cari açık meselesi. Ne yazık ki tükettiğimizden daha azını üretebiliyoruz. Dolayısıyla aradaki fark da ne yazık ki ülkeyi geriye götürüyor. Bunun kapatılabilmesi için de özellikle dış sermaye, dış kaynaklara gebe bir ekonomi. En ufak bir krizde de ne yazık ki tepe taklak olan Türk lirası. Bunun sıkıntısı da dolaylı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de vuruyor. Dolara yansıyor, dolar da Kıbrıs'a yansıyor. Aynen öyle. Yani. Bu konuda da özellikle Türkiye son dönemde özellikle bölge ülkeleri, gelişmekte olan ülkeler en fazla değer kaybeden dolar karşısında bu krizlerde bu ülkeler artık karşılıklı olarak kendi para birimleriyle ticareti öngörmeye başladılar. Evet. Bazı anlaşmalar var. Dün İlham Aliyev Ankara'daydı. Bu konuda gündeme geldi. Yine aynı zamanda geçtiğimiz hafta Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında da Türk lirasıyla ne yazık ki dolarla, dövizle bir ticaret var. Olması şimdi Türk lirasına çevrilmeye çalışılıyor. Bunun bir rahatlatıcı etkisi olur mu, ne dersiniz? Yani konu açılmışken soralım. Tabii olmaz olur mu? Ama bu şeydir. Yani hani biz Türk lirasıyla alalımla bitecek bir iş değildir bu. Siz cari açık, mesela nedenlerinden biri nedir biliyor musunuz? Öyle bir sistemleri var ki adamlardan borç alıyorsunuz. Aldığınız borçla onlardan mal alıyorsunuz. Evet, böyle bir mantık yok. Bir de faiz de alıyorsunuz bunu. Evet. Bir de gümrükler vesaire, diğer sorunlar. Sorun şu. Sorun üretim katma değerinin artması. Sizin üretim katma değeriniz artmadığı sürece para biriminizin bir değeri olmuyor. Maalesef Mert Bey, hani çok yuvarlak kelime kullanıp çok akademik şeyler söyleyip kafa karıştırmak istemiyorum. Ama sizin hani şey gibi düşünün, bir eviniz var, hiçbir şey üretmiyorsunuz, kimse çalışmıyor ama dışarıdan borç alarak yaşıyorsunuz. Faiz ödüyorsunuz ve sürekli harcamanız artıyor. Evet, büyüyorsunuz. Yani daha çok şey alıyorsunuz. Ama borçla beraber. Ama borçla büyüyorsunuz. Böyle bir büyüme yok. Sonra bu şey gidince, para gidince işte bunun adı dışarıdan saldırı var. Bize ekonomik darbe yapılıyor. Siz mutlak suretle ne yaparsanız yapın, yapısal olarak çözmek istiyorsanız hiç lafı çevirmeye gerek yok. Üreteceksiniz. Yani teknoloji sadece yiyecek içecek değil. Bakın biz yiyecek içeceği bile üretmiyoruz artık. Yani cennet, Kıbrıs'ta öyle değil mi? İkliminden dolayı cennet gibi iki ülke. Ama biz düşünün, en basit ürünlerimizi mercimekten soframıza giren pirince, buğdaya, buğday zengini bir ülke Türkiye, dışarıdan ithal eder olduk biz bunları. Ve bağımlı hale geldik. Canlı hayvan meselesi bir yani, başka. Tabii ki. Yani o yüzden bu sorunun en önemli çözümü yapısaldır. Üretim yapacaksınız. Fikir üretin. Ben hep şey diyorum. Yani ne yapalım diyorlar. Ya ben balkonda nasıl milli otomobil yapmak çok kıymetlidir. Benim nazarımda domates yetiştirenle otomobil yapan, milli otomobil yapan insan arasında da çok büyük bir fark yoktur. Üreten insan çok kıymetlidir. Bilim, teknoloji, gıda, üretim yapabildiğimiz sürece varızdır. Kendi kendimize yetebildiğimiz sürece varızdır. Aksi takdirde demo ekonomik şeyleri konuşuruz, akademik konuşmalar yaparız. İşte kelimeleri süsleriz ama bunlar gerçeğimiz olmaz. Türkiye anakonda gibi etrafı sarılmış durumda dediniz. Evet. Bu benzetme gerçekten önemli. Evet. Gerek çevrede bölge ülkeleriyle, gerek ne yazık ki küresel güçlerle, bu bölgede hesapları olanlarla mücadele durum. Zaman ittifak, zaman zaman itilaf yaşanan durumlar söz konusu. Türkiye'nin güçlü olması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de güçlü olması anlamına geliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye'nin hep zor zamanları döneminde, bu zor zamanları da bir şekilde hissetmiş ya da karşısına bir şekilde daha güçlü taraflarında oturduğunu görmüştür. Dolayısıyla özellikle son dönemde bütün bu yaşanan gelişmelerle beraber özellikle Türkiye'de yaşanan darbe girişimi ve sonrasında yaşananlarla beraber Türkiye'nin gücünü kaybettiğini düşünenler, hatta bunu fırsata çevirmeye düşünen ülkeler, bunlardan biri Güney Kıbrıs, birisi Yunanistan, askeri olarak da çok ciddi iddialar gündeme geldi. Söylemler hala ortada. Hala. Düşünün. Kamerun'un söyledikleri zaten hani akıl alır gibi değildi. Ama bazen komşularımız şunu unutuyor. Mesela Yunanistan'da uçak düştüğünde ben hatta tweet de atmıştım bu konuda. Türklerle uçak düştüğünde arama kurtarma çalışmalarında komşu olmak çok önemlidir. Yani dışarıdan gelip iki tarafı kışkırtmanın yarattığı sıkıntı zor zamanlarda gene dönüp birbirine muhtaç olmaktır. Bakın, uçak düştü, pilotun arama çalışmaları yapıldı. Türk jetleriyle Yunan jetleri
beraber o pilot aradılar. Ne yazık ki Yunan pilot hayatını kaybetmişti. Bunu biz bir türlü anlayamadık. Evet, Yunanistan, Avrupa Birliği, bakın Anakonda planı derken şunu söylüyorum ben. Anakonda yılanının bir özelliği vardır. Diğer yılanlar gibi ısırarak zarar vermez. Avının etrafını nefes alamayacak şekilde sarar. Nefes, yani bütün ikmal yollarını kapatır. Nefes alamayacak şekilde avını hareketsiz hale getirir. Türkiye'de de aynı şekilde bütün ikmal yolları, Türkiye'nin en önemli ikmal yolu, Atatürk'ün de söylediği gibi biliyorsunuz, elini kapatır ve der ki Anadolu'ya bir gün müteahhire başladığında düşmanla en önemli yer neresidir diye sorar. Subaylar birçok görüş öne sürerler ve haritaya elini koyar, Kıbrıs'ı gösterir. Der ki beyler, Kıbrıs düşmanın eline düşerse Anadolu'ya çıkan bütün ikmal yolları kapanır. Hakikaten bugün de aynı şekilde. Ve dediğim gibi Anakonda yılanı derken şunu da söylemek istedim. Türkiye'nin jeopolitik önemi Kıbrıs'la beraber yaşamsaldır, hayatidir. Evet, önemli bir konu. Evet, yani bu çok önemli bir konu. Rusya'dan, Ermenistan, Suriye'den, Irak'tan, Kıbrıs'tan işte nefes alamayacak şekilde sarılıyor Türkiye. Sarılmalı ki enerji anlaşmaları şeyden devam etsin, yani yoluna çıkabilsin, devam edebilsin. Ekonomik olarak, sosyal olarak, siyasi olarak sıkıştırılıyor. Tabii ki yıllardır uygulanan yanlış politikaları da inkar etmemek lazım. Hakikaten Türkiye'de son 14 yıldır hepimizin beraber gördüğü ciddi büyük açılım süreciyle başlayan, Orta Doğu projesiyle başlayan, bugün büyük açmazlar yaşadığımız, işte çok ciddi 3,5 milyon Suriyeli göçmenimiz var, mülteci var. İçeride de dışarıda da ekonomik olarak da çok ağır darbeler aldık. Şimdi bunları toplamaya çalışıyor Türkiye. Ve Kıbrıs da bunlardan biriydi. Yani o dönem yapılan yanlış politikaların bana göre yanlıştı. Bedelleri oldu. Umarım ki şimdi bu yavaş yavaş nefes alamamaya başladı Türkiye. Yaptığı şeylerin kendisine verdiği zararı fark ettiğini düşünüyorum. Ve sanıyorum ki artık hani bir açılın diyecektir. Peki geçtiğimiz günlerde, 2 gün önce Annan Planı referandumunun 14. yıl dönümüydü. Dış politika bağlamında tekrardan Kıbrıs'a konuyu getirmiş olduk. Annan referandumu sonrasında yeniden 2007-2008 sonrasında tekrar Türk tarafı evet demiş olduğu referandumu kabul etmeyen Rumlarla yeniden bir müzakere sürecine girdi. O süreç 2018-2017 Haziran itibariyle Crans-Montana'daki süreçte yine çöktü görüşmelerde. Şimdi benzer bir girişim olur mu temasları var. Bir sarmalın içerisindeyiz. 50 yıldır aynı süreç. Kıbrıslı Türkler varoluş mücadelesinde göstermiş oldukları dirayetle bugün buradalar, Türkiye'nin de desteğiyle birlikte. Ama bir çıkış yolu arıyor. Annan Planı referandumu da hala tartışılır. Gerek Kıbrıslı Türklerin gerekse Türkiye'nin birlikte büyük bir yanlışı olduğunu ya çok da yanlış olduğunu söyleyenler de var. Bunun çok önemli bir çıkış önemli yolu olduğunu düşünenler de var. Hala tartışırız. Siz nasıl bakıyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şunu anlayabiliyorum. Bakın, bir şeye hayır derken nedenlerini koymak lazım. Türkiye'de de öyle, Kıbrıs'ta da öyle. Bizim gençlerimizin çok ciddi, daha doğrusu insanlarımızın ekonomik sıkıntılardan da kaynaklı gelecek sıkıntıları var. Mert Bey, yani gelecek kaygıları var ve Avrupa Birliği'nin de bir cazibesi var. Bu şekilde biliyorsunuz lobiler çalışıyor, çok ciddi fonlar var, işte kardeşlik fonları, barış fonları vesaire çok ciddi fonlanıyorlar ve gençlerimize de cazip hale getiriliyor bunlar. Bir şekilde hayatımı kurtarmam lazım, nasıl yapmam lazım, işte Türkiye'de sıkıntı var derken ciddi algı oyunları var. Kıbrıs'ta çok yoğun bunlar. Ben bunları şöyle de biliyorum. Güneydoğu süreciyle de çok ilgilendim. O dönem Güneydoğu barış sürecini fonlayan Avrupa Birliği üyeleri aynı zamanda Kıbrıs'ı da fonluyor. Yani burada da birçok çalışma yapıyor. Ve şunu söylemek istiyorum. Ben hani beni gençler izliyor mu bilmiyorum şu anda ama benim ilginç bir hayat hikayem var. Her şeyin çok güzel göründüğü, dışarıdan baktığınız zaman işte biz sizinle burada program yapıyoruz, hayat çok güzel gidiyor, hiçbir şey olmayacakmış gibi geliyor. Yani biz barışacağız vesaire. Bunun böyle olmayacağını, benim çocukluğum en büyük şeylerden biridir Mert Bey. Bakın ben Kerkük'ten geldim, Irak'tan geldim. Çok güzel bir hayatımız vardı, hiçbir sorunumuz yoktu. İşte birçok insan bir arada yaşıyorduk.
Bir gün çok küçüktüm o zaman, 5 yaşında. Bunu da neden anlatıyorum onu söyleyeyim. Hayatta olmayacak dediğimiz şeyler, bakın bir saniyeye bakar. Yugoslavya'da akşam yemek yiyen komşular, beraber oturan komşular bir gün sonra birbirlerinin boğazlarını kestiler. Toprak söz konusu olduğunda, yani masa başında siyasi olarak anlaşmanız yetmez. Günlük hayatta anlaşmanız yetmez. Bazı şeyleri yaşayarak anlatabilirsiniz. Bizim atalarımız bunları yaşadı. Ben de çocukluğumda yaşadım ve bu kadar basit olmadığını düşünüyorum. Bakın şeyden gelirken Irak'ı anlatıyordum, konuyu çok dağıtmayayım ben. 5 yaşında, 6 yaşında işte okula gidiyorum. Siren sesi, Irak-İran savaşı o dönem. Bir siren sesi çıktı, kıyamet koptu. O zaman amcamın biri askeri ateşe, babam da makine mühendisi, orada yaşıyoruz biz. Küçücük çocuksunuz ve nasıl sığınaklara gittiğimi hatırlamıyorum. Bir anda, yani çok kısa bir sürede, ya bir sabah, bir saatte. Şeye gittiğimi hatırlıyorum, okula gittiğimi hatırlıyorum. Oradan sığınaklara girdiğimizi hatırlıyorum. Ve Türkiye'ye 3 gün süren bir geçiş süreci. İşte çocuklar etkilenmesin diye bizi gözümüzü bağladı. İşte o dönem hani problem olması diye. Çünkü yol boyu ölüm, katliam. İnsanlar birbirini öldürüyor. Beraber olan, yani bir gün önce kardeş olan, komşu olan insanların bir anda ne olduğunu anlamadan birbirini öldürüyor. Ve ben belki de bugün bu kadar duyarlı olmamda yaşadığım o günün çok etkisi vardır. 3 gün süren kaçış ve Türkiye sınırına geldim. Babam işte ondan geriye doğru sayın çocuklar dediğinde 3, 2, 1, 0 gözümü açtım. Habur sınır kapısı, Türk bayrağı. Hayatımda böyle bir güven duygu yaşamadım. Vatan ne demektir? Nasıl kaybedilir? Politik söylemlerin aslında sosyolojiye yansımadan, yarın neler olabileceğini düşünmeden adım atmanın çok ağır sonuçları olduğunu ben Suriye'de de gördüm. Suriye'de de birçok mülteci kampına gittim. Orada da aynı şekilde gördüm. Bir arada yaşayan insanların ya da daha önce sorun yaşamış bir araya gelmiş insanların ne kadar büyük problemler yaşadığını da gördüm. Bu o kadar hani televizyonlarda söylenebilecek kadar basit bir şey değil. Çok ciddi altyapısı olması gerekiyor. Çok dik durmak gerekiyor. Kimse bizim şunu da kabul etmiyorum. Yani işte herkes bizim düşmanımız. Hayır. Kimse 24 saat oturup işte gidelim Türkiye'ye şunu yapalım. Evet Türkiye zordur. Şuna da kızamam. Ülkeler kendi çıkarlarını düşünürler. Bunun için çabalarlar. Ve dikkat edin, Büyük Orta Doğu Projesi'nde yola çıktıklarında biz de onlarla beraberdik. Yani biz de eş başkanıydık Büyük Orta Doğu Projesi'nde de. İşte anlam planında da destekledik. Sonuçta zaten bugünlere geldik. 24 saat oturup kimse Türkiye'ye darbe yapalım, işte Kıbrıs'a şunu yapalım demiyor. En büyük sorunumuz bizim kırmızı çizgilerimizi esnetmiş olmamız. Siz kendinizi tanımlayacaksınız. Kendi duruşunuzu belirleyeceksiniz. Devleti buna göre konumlandıracaksınız, ondan sonra masaya oturacaksınız. Önce siz kendinizi tanıyacaksınız. Ben tanıyorum demekle olmaz bazı şeyler. Bireysel hayatta da böyledir. Sizin kendinize saygınız ve kırmızı çizgileriniz varsa dünyanın her yerinde insanlar size saygı duymak zorundadır. Yani işte biz azınlık deniyor, şu kadar nüfusu var. Ya Kıbrıs'tan çok daha haksız ülkeler tanındı dünyada. Yani hiç hak etmeyen insanlar tanındı. Ama ne olur çok dikkat edelim. Ben Orta Doğu'yu çok iyi biliyorum. Aynı zamanda da kendim işte Horasan'dan, Kerkük'ten gelen bir Türkmen olarak şunu söylüyorum. Ne olur vatanını kaybetmiş insanların, vatanını kaybeden Türklerin ne kadar büyük sıkıntılar yaşadığını, ne kadar büyük zorluklarla bugün yaşam savaşı verdiğini lütfen unutmayalım. İnanın onlar da çok rahatlardı. İnanın çok mutlu yaşıyorlardı. Ben de onlarla yaşayan biriydim ama işte maalesef ki siyasi hatalar, hayatta kolay hiçbir şey yoktur. Yani ister Avrupa Birliği'ne girin, ister Türkiye ile beraber olalım ya da biz de üretmeden, çalışmadan, yorulmadan, çaba göstermeden dünyanın hiçbir yerinde, Avrupa'da da çok rahat yaşayamazsınız. Amerika'da da çok rahat yaşayamazsınız. Mutlak üretmek zorundasınız.
Sizin hem kendi hayatınıza hem topluma sağladığınız katma değer ancak hayatta sağlıklı şekilde durmayı sağlar. Peki bir stratejist olarak özellikle bundan sonrası ile ilgili olarak neler tasvir edersiniz? Yani 2004 sonrasında bir referandum sürecinde büyük çoğunlukla hayır diyen ve hala bu hayır savunan, evet, hatta insan. Belki de bunun çok doğru bir karar olduğunu, zira Kıbrıs'ta Helenizmin ipotek altına alınamayacağının bir göstergesi olduğunu düşünen siyasiler, hı hı, bunları yıl dönümlerinde de açıklıyorlar. Diğer taraftan da bütün bunlar olmamışçasına sanki Kıbrıslı Türkler dünyaya kendilerini affettirmek için bir bahane ararmışçasına her fırsatta masaya tutunmaya, masada kalmaya çalışıyor. Aslında bir bakıma masada kalmak, bu düğümü masada çözmek, evet çok akıllıca, çok mantıklı geliyor ama gerçekler bunun öyle olamayacağını gösterdi. Artık herkes bunu anladı. Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı özellikle Güney Kıbrıs'a da seçildiğinde sempati ile karşılanan, çözüme daha yakınız mesajlarına neden olan Sayın Akıncı bile artık bir yol ayrımında olduğumuzu, iki devlet AB çatısı altında belki ama iki devletli bir çözümün gündeme gelmesi gerektiğini söylüyor. Bunlar politik açıklamalar olabilir ama dolayısıyla bundan sonra çizilmesi gereken bir yol haritası, ki artık bunların görüşmeleri başladı Kıbrıs Türk tarafıyla Türkiye arasında, ifade edilmedi son görüşmede ne konuşuldu ama size göre bir yol haritası nasıl çizilmeli? Önümüzde hangi seçenekler var? Bakın Mert Bey, şöyle söyleyeyim, seçenek şudur: eğer masaya siz seçenek koyarsanız o bir seçenektir. Başkasının koyduğu seçenek üzerine pazarlık yaparsanız o bir seçenek değildir. Ben hep şey diyorum, yani biz siyasi olarak da kendi lobinizi yapmayın. Yani partiler için, ben oy verdiğim parti için de söylüyorum. Ülkenin lobisini, yani alternatif sunabilmektir. Önce alternatifle başlamak gerekiyor. Tabii ki çok büyük oyunlar var, görüyorsunuz, az önce de söyledim. Güney Kıbrıs Rum kesiminin Avrupa Birliği'ne alınması zaten en büyük handikaplardan biriydi. Kuzey Kıbrıs halkında böyle bir şey oldu. Hani Avrupa Birliği'ne girme isteği. Bununla da yetinmediler. Dediğim gibi az önce PESCO, biliyorsunuz Avrupa Birliği üye ülkeleri bir araya geldi ve ortak savunma kurdular. Smart Defense denen, hatta şimdi NATO ile de beraber çalışacaklarını söylüyorlar. Askeri olarak. Çok ilginçtir. Yarın bir Türkiye ile Yunanistan bir sorun ya da Kıbrıs'ta, evet, Türkiye arasında, evet, bir durum olsan, o zaman olsa, NATO yine Suriye, Irak'ta olduğu gibi. Tabii, yani düşünün, Türkiye'yi adanın tek yarısı başına bırakır mı? Ve Avrupa Birliği de sorun var. Türkiye'yi de almıyor ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye çok ağır şartları var. İşte Türkiye'de de barış sürecini dayatıyor. İşte Güneydoğu ile ilgili aynı terörle zamanda mücadelede zafiyet yaratılması. Zafiyet Kıbrıs içinde. Ve şu anda o Anakonda planı dediğim dönem, Türkiye'nin hakikaten çok ciddi bir savaş verdiği dönemde bu zayıflıklardan, hani bu ne yapabilirimin derdi. Fırsatlardan. Fırsatları değerlendiriyor. Ege'de de Yunanistan'ın haksız yere kaç tane adası, Türkiye'nin kaç adasını işgal ettiler. Oraları askerle silahlandırdılar ve birliklerini kurdular. Kıbrıs'ta da aynı şekilde. Kıbrıs'ta en başta, ilk başta söylediğimi şimdi de söylüyorum. Önce Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız bir. Ben burada bakın şu anda da söylüyorum. Bütün dünya kamuoyuna da, burada da, Amerika'da, her yerde de. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız. Evet. Bağımsız bir devlettir. Önce bunu bir şey yapacağız. Sonrasında da elbette görüşün. İki komşu ilişkisi içinde, Avrupa Birliği içinde de olabilir. Türkiye ile beraber de olabilir. Mutlaka görüşülebilir. Ama bunun adı barış görüşmesi olmamalı bence. Ben barış olabilecek bir şey düşünmüyorum. Çünkü kavga edecek bir şey yok. Burası Türklerin yurdu. Yani şimdi ben bütün tarihi açıp kimseyi sizde şey yapmak istemiyorum, sıkmak da istemiyorum. Hani Kıbrıs'ın tarihini, ben utanırım Kıbrıs'ın tarihini televizyonda anlatmaya. Kıbrıs'ı, atalarımızın yaşadığı sıkıntıları anlatmaya. Biz bunları çok çabuk unutuyoruz. Yaşamadığımız için çok ağır bedeller ödendi bunun için. Peki alternatifler arasında ne olabilir? Yani bu da çok konuşulur size göre. Federasyonu mu soruyorsunuz? Yani federasyon, konfederasyon, Türkiye'ye bağlanma, kimileri farklı ifadelerde bulunuyor. Ya da AB çatısı altında bir formülle iki ayrı devletli çözüm. Ama ne olursa olsun siz bunun Türk tarafı tarafından masaya getirilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz.
ya da bunu dile getirdiniz az önce. Şimdi bu ifadeye ya da bu düşünceye de şöyle bir reaksiyon ya da böyle bir yanıt veriliyor. Rum tarafı kesinlikle bunu kabul etmeyecek. Dolayısıyla bunu ortaya koymanın etmiyor bir zaten anlamı yok. Yani açık açık onlar zaten bunların hiçbirini kabul etmiyorlar. Onlar kesinlikle neredeyse Kıbrıs'ın ilhakını istiyorlar kendilerine. Yani o tek devlet olmaktan yanlar. Onların böyle bir adımları yok. Türk askerinin çekilmesi var. Ama bakın geçen şeyde Suriye'yi vurduğunda İngiltere, Amerika ve Fransa, İngiliz uçakları Kıbrıs'tan kalktı. Güney Kıbrıs'tan evet. Güney Kıbrıs'tan kalktı. Yarın Türk askeri adadan çekildiğinde ve bir takım sorunlar olabileceğinde bunun nasıl bir garantisi olacak? Onların şartlarında, ben biraz keskinimdir Mert Bey. Onların şartlarında, yani federasyon, konfederasyon vesaire de görüşmenin bile mümkün olabileceğini düşünmüyorum. Peki bir tanınma mümkün müdür? Siz Türk coğrafyasında izleyen, takip eden bir isim olarak. Eğer bu konuda destek alınabilir mi? Evet, çalışma yapılırsa tanınacağı, iyi bir çalışma yapılırsa tanınacağına inanıyorum. Burada, Türkiye çok kıymetlidir. Türkiye'nin bunu istemediği hep yıllarca söylendi. Yani hep müzakerelere bel bağlandı. Bunun aslında bir hata olduğu ya da işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımak isteyenlerin bir dönem olduğu ama buna Türkiye'nin karşı çıktığı konjektürel durum itibariyle ifade edildi, iddia edildi. Bilemiyoruz ama Türkiye bunu düşünmeye başladı gibi ya da acaba bunu düşünüyor mu? Bu dönem bunları hayata geçirebilmek belki kısa orta vade içerisinde mümkün olmasa da bunun için artık adımlar artık atılabilir mi? Artık adım atması gerekiyor. Evet, yani bir takım hataların olduğu çok açık. Çok açık. Türkiye bu bölge için çok önemlidir stratejik olarak. Bakın ben ilk günden beri yazarken de söylerim. Misak-ı Milli denen sınırlar. Şöyle düşünelim. Türkiye'de olacak bir olayın Rusya, Batı, her yerde yani Rusya ve Batı sınırında bir Suriye ister mi, bir Irak ister mi? Mümkün müdür? Türkiye her zaman dik durduğu anda mültecileri var. Yani mültecilerle bile konuşsa çok şey başarabilir. Dediğim gibi ben çok detaya girmek istemiyorum ama evet Türkiye isterse yapar. Ciddi çalışmalar yapılırsa Kuzey Kıbrıs tanınır. Evet, tanınabilir. Tanınır. Ciddi çalışmalarla bunu yurt dışında anlatabilirsiniz. Peki Türkiye bu 100 yıllık sorunlar mirasıyla nasıl mücadele edecek? Son olarak da bunu konuşalım. Yani bir yandan işte Ermenilerle ilgili sorun, diğer yandan tırnak içinde söyleyelim bunları, Kürt sorunu meselesi, diğer yandan işte bölgede yeniden kurulması düşünülen işte paravan devletler ya da işte Suriye, Irak'tan bahsediyorum. İşte adalar meselesi, Yunanistan'la yaşanan sorun, Kıbrıs sorunu, AB ile ilişkiler. Bütün bunların her birinin başlı başına bir sorun olduğunu görüyoruz. Rusya ile istikrarlı olmayan, çok da sağlam işte olamayacağını düşündüğümüz ya da belki de şüphelerin olduğu ya da dikkatli olmamız gerektiği söylenen ilişkiler. Türkiye bu kalıcı sorunlardan gerçekten mücadele etmesi mümkündür. Yani Ermeni sorununun ya da Ermenistan'la normalleşme süreci denendi. Azerbaycan'ı kaybediyorduk. Azerbaycan'la ilişkiler bir şekilde Dağlık Karabağ iyi olması, Dağlık Karabağ sorunun çözülmesi anlamına da gelmiyor. Rusya'nın, hayır, en son zaten sonlandırdı Ermenistan anlaşmayı. Diğer yandan işte Kuzey Irak'a verilen destek bir şekilde Türkiye'nin toprak bütünlüğüne tehdit eden bir noktaya döndü. Suriye keza böyle oldu. Yunanistan'la hiçbir ilerleme sağlanamıyor. Kıbrıs sorunu olduğu yerde duruyor. Türkiye yani kıyamete kadar bu sorunlarla devam edemez. Bunu nasıl çözecek size göre nedir? Bir şey söyleyeceğim size. Yani şöyle Mert Bey bakın elbette bu sorunu çözemez. Ama asıl sorun ne biliyor musunuz? Burada da yaşanıyor sanıyorum bunlar. Biz temel noktalarda muhalifiz birbirimize içeride. En temel. Yani bir ülkenin sınırı muhalefet nedeni olmamalıdır. Bir ülkenin varlık durumu ülkede muhaliflik durumu olmamalıdır. Yani bir ülkede demokrasi adı altında ülkeyi parçalara mı bölüp her insan fikrini söyleyebilir. Ama ateşten bir coğrafyada yaşıyorsanız yapamazsınız. Değişik değişik siyasiler gelince içerideki muhalifler bakın kabile devletlerinin bile 100 yıllık politikaları vardır Mert Bey. 100 yıllık politika yaparlar. Biz günlük politika yapıyoruz. Bugünü kurtardık, yarın bilmiyoruz. Böyle bir şey yok. Ne oldu? Geri dönüyoruz. Bakın 100 yıl öncenin Kurtuluş Savaşı dönemine geri dönüyoruz.
O kadar çok yaptık bozduk ki. İşte ne yapalım, sizin dediğiniz gibi çözümsüz, işte biz Ermenistan'la çözemiyoruz, biz Kıbrıs'ı çözemiyoruz. Biz bunlar için adımlar atalım dediler. Evet. Ve adımlar atıldı. Yani ne oldu? Cesaret gerektiren adımlar. Cesaret edildi. Neden olmayacağını söyleyeyim. Siz fikrinizi değiştirebilirsiniz. Siz uzlaşmak isteyebilirsiniz. Sizin politikanız bir günlük olabilir ama karşı tarafın politikası 100 yıllık. Bakın hala Enosis'ten bahsediyorum. Evet. Hala Ermenistan'da Kars ağrı hayali. Aynı hayaller. Evet, aynı. Yunanistan'ın hala işte aynı şeyleri söylüyorlar. Yani insanların çok demokratik yaşıyor olması, insanların çok refah içinde yaşıyor olması ya da eğitimli olmaları. Biz dışarıdan bakınca şey görüyoruz. Hani bizim yıllardır toplumsal özgüvenimizde çok oynadılar. Ve dışarıdan bakınca hep dışarısı daha iyi, biz sanki daha kötü gibi hissediyoruz. Böyle bir algımız var. Böyle bir şey söz konusu değil. İnsanlar fikirlerini değiştirmiyor. Değiştirmek için, adım atmak için karşılıklı fikir birliği gerekiyor. Yani evet barışalım, evet konuşalım. Zaten küs olduğunu düşünmüyorum normal hayatta herhangi bir vatandaşın. Ama talepler Türkiye'nin bütün bunları çözebilmesi için her gün fikrini değiştirmemesi gerekiyor. Peki, daha istikrarlı politikalar diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederiz programımıza konuk olduğunuz çok için. Çok sağ olun. Bir sohbet etme fırsatımız oldu. Çok teşekkür ediyorum. Aktardığınız Kusura için. Bakmayın, ben çok daha iyi konuşmak isterdim ama siz anlayış gösterdiniz. Ufak bir sağlık sorunundan dolayı böyle oldu. Estağfurullah. Hoş geldiniz bir kez daha. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür temaslarınız ediyorum. Için de, programımıza katkınız için çok de. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. 26 Nisan Perşembe akşamında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gündemi günceli masaya yatırılmış olduğumuz bir programda daha sizlerle beraberdik efendim. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. Siz de habercisiniz.